çok yakında Sevim Hanım'ın kan damarları genişleyecek. Tabii ses telleri de. Ses aralığında kayma olacak haliyle. Afiş mevzusu dedin, Toylon'a verdim ama bir daha böyle bir şey yapacak olursan kovmakla kalmam bilesin. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Feryal hazırlan sahneye. Mahsun. Burası aşikar. Dün ben üvertürlerin kulağını çekerken bu da gördü. Bedelini biliyor. Ateşle oynuyor Firuz. Ama doğruya doğru da abi, sesi güzel. Firuz, bir terbiyesizlik de sen yapma. Tamam. Firuz. Efendim abi. Bu işin bedelini biri ödeyecek. Anladım abi. Nihayet mesele çözüldü Sevim. Asıl mesele şimdi başlıyor Reşat. Nereye gidiyorsun? Sahneye çıkmayacağım. Ne? Ne demek sahneye çıkmayacağım? Delirdin mi sen Sevim? Şerefimi ayaklar altına aldıramam Reşat. Kusura bakma. Sevim sen delirdin mi? Sahnene 2 saat var. Abin dönünce de böyle söylersin değil mi şekerim? As solistimiz Sevim Soylu sahneye çıkmasına 2 saat kala resti çekti dersin. Ama sebebini sorarsa da izah edersin. Ciğeri 5 para etmez bir yeni yetme için beni nasıl ezdirip kepaze ettiğini. Sevim çocuk olma. İstirham ederim, durur musun? Bundan sonrasını menajerimle teati edersin Reşat. Nerede şu yeni kız? Bana onu bulun. Ne yapayım ha? Söyle ne yapayım? Bunları görüyor musun? İçeridekilerin hepsi Sevim Soylu için burada. Sevim yoksa bunların hiçbiri yok. Sevim yarın nerede, bunların hepsi orada. Kim karşılayacak zararımızı? Hadi parasını geçtim. 2 paralık olan itibarımızı kim onaracak? Ben. Zararınızı da ben karşılayacağım. İtibarınızı da ben tamir edeceğim. Nasıl yapacakmışsın bunu? Sesimle. Sevim Soylu'dan çok daha büyük bir solist olacağım. Onun sesi 2 oktavsa ben kafa sesimle 3,5'u zorlarım. Nasıl meyana çıktığımı az evvel görmüş olacaksınız. Bak kızım. Adın neydi senin? Melike. Hı. Gerçi arkadaşlar Şengül Şen'i uygun görmüş ama benim ismim Melike Candan. Aç kulağını, beni iyi dinle Şengül. Sesin güzel. Ama as solist olmak için ses yetmez. Başka bir ışıltı ister as solistlik. Daha dün bir bugünkü. Doğru mu? Doğru, 2. gecesi arkadaşın. Daha 2. gecen ama maşallah yüzün kasap süngeriyle silinmiş. O ne demek oluyor şimdi? Sen önce üvertür olacak kaşeyi yakala da as solistine bakarız demek. Abi. Sevim Soylu, Işık Yılı Gazinosu'na gitmiş. Nasıl bıraktınız lan? Nasıl müsaade ettiniz oğlum?
Abi bir anda çıkıp gitmiş, ne yapabilirdik? Şimdi seni şuraya... Beyefendi lütfen. Çocukları topla. Basacak mıyız abi? Başka çaresi mi var Firuz? Feridun tilkisi Sevim bir kafeslerse bunu abime kim nasıl anlatacak? Gideceğiz, çökeceğiz, alacağız. Reşat Bey, ortalığı ayağa kaldırmadan daha sükunetli halletsek? Ne sükunetinden bahsediyorsunuz Nurcan Hanım? Belki de şu anda parayı konuşuyorlar. Bilemiyorum efendim. Ahmet Bey'in kulağına gitmeden bir hal çaresini bulmak lazım. Fakat silahlı baskın. Ha. Ne önerirsiniz? Arayalım Feridun'u, rica edelim isterseniz ha? Ben getiririm. Ben getiririm. Kimseye yalvarmanıza gerek yok. Senin hala konuşmaya yüzün mü var Allah aşkına? Patırtısız, sükunet içinde. Yolunu biliyorum. Reşat Bey derhal yeminini verip gönderiyorum arkadaşı. Yürü. Firuz, çocuklar bizi iki araba arkadan takip etsinler. Tamam abi. Git. Nasıl getireceksen getir bakalım. Ama özür dilemeyi ihmal etme. O kadar uzun boylu değil. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Dileyeceksin. Dahası yalvarman gerekiyorsa yalvaracaksın. Gerekirse ayağına kapanacaksın. Ben kimsenin ayağına kapanmam. Hayran olsam bile. Bu böyledir. Hem o kendi ayaklarıyla gelecek. Vallahi Sevim Hanımcığım, siz bizi öyle bir şereflendirdiniz ki artık ne gam öldürür bizi ne keder. Estağfurullah Feridun Beyciğim. Yalnız tedirgin olduğum bir konu var. Ahmet Bey'le bir tatsızlık. Ahmet Batur bu saatten sonra müflis bir adamdır Feridun Bey. Ah. Ama eğer siz korkuyorsanız... Ay estağfurullah canım, korkmak mı? Ne korkması? Siz bizim sahnemizi onurlandıracaksınız da biz korkacağız. Yalnız hayret ettiğim bir şey var. Onları zengin eden siz olmuşken, zatı halinizde bunu nasıl yaparlar? Aklım haftalam hala almıyor da. Basiretsizliği gösteren Reşat oldu. Ahmet Batur da kardeşini adam edemediyse, bunun bedelini ödemeli değil mi? Hiç acımıyorum. Acımayın efendim, tabii ki acımayın. Merhametten maraz duvarmış. Sadede gelelim. Sizin için vakit bu vakit, fırsat bu fırsattır. Mukaveleyi hazırlatın, yarın menajerim gelip imzalasın. Hay hay efendim, hay hay. Menajerinizi yarın sabah itibariyle yazıhanemde bekliyor olacağım. Oğlum, Sevim Hanım'ın kadehini doldur. Yok, mersin. Akşamlar hayır olsun. Ahlaksız. Defol git, gözüm görmesin. Sevim Hanım, geri dönmeniz gerek. Sahneniz geliyor. Bak sen. Başka bir arzun, bir emrin? Eğer şimdi dönmezseniz gazinoyu büyük zarara sokmuş olacaksınız. Gazinoyu ben değil, sen zarara sokuyorsun küçük hanım. Bu ne cüret? Derhal kalk oradan. Derhal. Merhaba. Ben Deniz Melike Candan.
Şimdilik. Yalnızca şimdilik Şengül Şen'de kabulümdür. Peki ya siz? Ben Feridun Şahan. Buranın sahibiyim. Müşerref oldum. Reşat Batur dışarıda. Sizi bekliyor. Müsterih olun lütfen. İçeri gelmeye niyeti yok. Biz Sevim Hanım'ı alıp gideceğiz. Öyle mi? Benim gazinomdan misafirimi alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İşte bu hususta size hak veriyorum. Zira Sevim Hanım burada sadece misafir olabilir. Az solist olamaz. Feridun Bey, çok yakında Sevim Hanım'ın kan damarları genişleyecek. Tabii ses telleri de. Ses aralığında kayma olacak haliyle. Diyaframa baskı olacağı için nefes almakta bile zorlanacak. Öyle değil mi Sevim Hanımcığım? Yani o burada çıksa bir... Yani bilemediniz 2 ay sahne alabilir. Onca imza parası, hava parası falan. Değer mi? Sevim Hanım. Bebek. Diyaframınıza baskı yaptıkça... Sesiniz nanay. Arkanızdaki vokalin çok çalışması gerekecek. Şarkı söyleyemeyecek. Nefes bile almakta zorlanacak. Tabii o hıçkırık krizlerinizi, sesinizin kısılmaları falan bunları saymıyorum bile. O hamile bedeninize giyeceğiniz az solist elbiseleriniz. Nasıl parlayacaksınız bundan sonra? Sizin bugünden sonra şarkı söyleyebileceğiniz tek insan o tatlı bebekçik. O yüzden beni dinleyin. Gelin. Tıpış gazinomuza geri dönelim. Hı? Sen nereden biliyorsun? Sevim Hanım, ben sizin en büyük hayranınızım. Her anınızı dikkatle izliyorum. Benim sana söyleyeceğim tek bir kelam var kızım. Bu meşhur olma sevdandan vazgeç. Korkma, Tunağan'dır. Tunağan! Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk anaların şahikası. Bugün var ya, acayip iyi kazandım ha. Ne olduysa artık millet aşka gelmiş. Sen nasılsın? İyiyim. Gökçe misafirimiz bugün. Merhaba. Merhaba. Misafirimiz mi ne güzel. Tunağan benim oğlum gibidir. Her gece bu gitarla rızkını çıkarır. Çalışkandır. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ama... Ne ama? Şey yok ben şaşırdım da. Ya otur Tunağan'ı ya Allah aşkına otur. Ama yerime oturmuş. Ben kalkabilirim. Hayır şey özür dilerim ben öyle bir şey ima etmek istemedim. Kızım bakma sana şakacı işte yani kendi. Şaka denedim de pek olmadı sanırım. bu saatte bizim evde. Tabii böyle güzel bir insanı görünce benim devreler karıştı tabii birbirine girdi. Yani yanlış mı geldim, öldüm de cennette miyim? Bayağı büyük saçmaladım şu an. Yüzünüze ne oldu? Önemli bir şey değil. Tuna otur yavrum ne olur otur. Evet. Hadi canım. Şey,
Ah. Gitarı ben de çok severim. Hı. Bir ara çalmayı da denedim. Olmayınca vokale geçtim. Bak, müzik deyince benim için akan sular durur. Müzisyen misin? Pardon, böyle direkt bodoslama sen diye girdim ama. Tamam, ne yapıyorsun? Çıkıyor musun bir yerlerde? Bir bugün beni dinleyecekti albüm falan da. Ha. Pek olmamış gibi. Olmadı. Ne? Bu gece daha bitmedi ki. Büyük otorite Melike, Sultan'ın oğlu Tunahan Çakır gelmiş. Seni dinleyecek. Bir bakalım, dinleyelim değil mi anacığım? İş var mı? Nasıl söylüyor? Görmek lazım. Yani oğlum şimdi ne yeri ne zamanı? Ya koş. Müziğin yeri zamanı mı var? Sen zaten bu akşam şarkı söyleyeceğini söylememiş miydin? Sana... Sen bunu biliyor musun? Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Pardon. Pardon. Merhaba, siz video çekmiştiniz değil mi? Evet. Alabilir miyim videoyu? Hayır. Neden? Her şeyin bir yolu yordamı var. Böyle istersen alamazsın tabii videoyu. Nasıl istedim ki? Yani daha ne kadar kibar isteyebilirim ki? Vermiyorsan sileceksin onu telefonundan. Hı. Benim görüntüm. Mahkemeye kadar da yolu var. Hapislerde mi süründüreceksin sen beni? Evet. Hapislerde süründüreceğim seni. Sil şimdi gözümün önünde, hadi. Yaz numaranı. Atayım videonu. Videoyu attıktan sonra numaramı da silersin. Silerim. Bu iş bu kadar. Adam da çekmiş yani. Bayağı amatör gibi değil. Hı. 1 milyon diyorum bak, net. Uçmayalım da şimdi. Uçmuyorum canım. Minimumunu söylüyorum. Hem her yerden paylaşalım. Bak kaç milyon olacak, göreceksin. 50 bin olsun, bizim olsun be Gökçe'cim. Tunacığım, kusura bakma da ben öyle az da yetinmem. Hem bu daha bir başlangıç. Sonrası da bir rüzgara bakar. Kötü çekmiş. Kayıp çekmemiş. El falan girmiş bak. Bu kadar da iyi çekmemiş. Diye dayak yiyen. Evet. Ona dayak atan adam şimdi burada. Ne yapayım abla?
Ne yapayım abla? Ne yapacaksın? Dışarı atacaksın tabii ki. Yanında kızlar var. Onları da dövmeyeceğine malum. Günahtır bak. Onlar da ana baba kuşu değil mi? Melike abla, seni severim sayarım. Ama gözünü seveyim. Beni müdürle papaz etme. Sonunda müşteriyi niye dışarı attınız diyecek. Tamam. İş başa düştü o zaman. Hayda, fıttırdı yine. Özgür içeri gel. Eğleniyor musun çok? Ha? Ha, değil mi? Utanmaz. Kızı o hale getir, sonra da burada yüzsüz yüzsüz eğlen. Ne diyorsun teyze sen? Hangi kızdan bahsediyorsun? Tamam abla, bize bırak. Bir dakika bizimle gelir misiniz? Pardon, nereye gelecek işin? Anlamadım. Bir mesele vardı beyefendi. Buyurun, zorluk çıkarmayın. Lütfen. Neresi kardeşim? Yürü git hadi, bırakın ya. Kalk. Dışarıda efendi konuşacağız. Buyurun. Gelmiyor. Müşteriyim ben. Onu o kıza yapmadan önce düşünecektin. Kadına kıza mı yetiyor senin gücün? Ne diyorsun sen be? Bıt. Hangi kızdan bahsediyorsun? Gökçe'den bahsediyorum, Gökçe'den. Gökçe. Gökçe. Geçen cumartesi birlikte çıktığın kız, hatırladın mı? Hani taciz ettiğin, sonra da dövüp arabadan attığın kız. Ha Gökçe. Gökçe, evet ben çıktım buradan Gökçe denen bir kızla da arabadan mı atmışım? Ben de diyorum, nereye kayboldu bu kız? Sabah uyandığımda niye yanım boş diyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz ya, terbiyesiz. Yüzsüz. Çekil git. Çek elini. Eğlenemezsin burada. Çekil. Hadi yürü. Hadi. Defol git. Yüzsüz çık. Konuşuyor bir utanmadan. Çık. Bak. Sakin. Hop. Sakin ol. Hey. Bırak. Sen kim varmış? Kim yapıyorsun lan? Bırak. Oğlum siz kimsiniz lan benimle böyle konuşuyorsunuz? Hadi defol git. Ya kadın dövenlerin burada işi olmaz. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun ha? Müdürünüzü çağırın, müdürünüzü. Siz kimsiniz lan? Bela mısın lan sen? Bu kız olmasa benim arabamda işi. Sana ne lan işi ise? Gel. Senin oğlum. Bak bu burada kalmaz. Sana da soracağım hesabını kadın, sen bekle. Beklemeyeyim, şimdi gel. Gel. Bu geceyi unutma tuvaletçi. Sen bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.